Herkese merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar, gördüğünüz üzere bu videoda dikdörtgen taban çalışması yapacağız. Çok kolay bir yapımı var ve çok düzgün oluyor. Bakın köşeleri falan muntazam şekilde ilerliyor. Çok düzgün bir tabanımız oluyor. Bunun için ben bakın pamuk makrome ipi kullanıyorum. Çanta ipi bu. Bunu istediğiniz her iple yapabilirsiniz. Bu daha ince kullandığım makrome ipiydi. Dediğim gibi istediğiniz iple kullanabilirsiniz. Buna uygun ben 6 milimetrelik tığ kullanacağım. Ve işaret iğneleri gerekiyor. İşaret iğneniz yoksa herhangi bir iplerle de işaretimizi yapabilirsiniz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Zil tuşunu da aktif hale getirirseniz benden gelen tüm bildirimlerden haberiniz olur. Evet, hemen tabanımızın yapımına geçelim. Evet, şimdi ilk zincir çekerek başlayacağız. 31 tane zincir çekeceğim. Bu zincir sayısını da yapacağınız işe göre ayarlayabilirsiniz. Daha küçük böyle bir dikdörtgen elde etmek istiyorsanız daha az zincir. Daha büyük elde etmek istiyorsanız daha uzun zincir çekebilirsiniz. Zincir sayısını ayarlayabilirsiniz. Şu köşelerde zaten işlem yapacağız. Köşelerde yaptığımız için zincirin uzunluğu, kısalığı tamamen ayarlanabilir. Şöyle buradan bir defa bağlıyorum ve 31 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Evet, 31. Şimdi zincirimizi çektik. Bakın şurada görüyorsunuz. Buradakini değil, bu zinciri değil, bir sonrakini batarak sık iğneler yapıyoruz. Şimdi batıyoruz, çekiyoruz. Bakın iki tane var. İkisini bir defada çıkarıyoruz. Bu sık iğne oluyor. Bütün sırada, sonda bir tane zincir kalacak şekilde buradaki zincirlere sık iğne yapıyoruz. Batıyoruz, çekiyoruz. İkisini bir çıkarıyoruz. Üstüne almıyoruz. Batıyoruz. Bakın bu şekilde. Burada sonda bir tane kalacak. Hepsini sık iğne yapalım. Bir tanenin içine 5 tane sık iğne yapıyoruz. 1. Şimdi bu 5'leri, 1 ve sonuncuları şey yapacağız. İşaretleyelim. 1. Çünkü modeli kurarken çok işimize yarayacak. Ama takmak zorunda da değilsiniz. 1. 2 3 4 şöyle şunu şuradan alayım. 5. Hemen bir tane de şuraya takalım. Evet. Şimdi karşı taraftan devam edeceğiz. Sık iğne yapacağız. Bakın hemen şu karşıdan. İpi de aradan yürütürseniz daha kolay olur. Sonradan hemen kesiverirsiniz. 1. Sayıyorum ama saymaya gerek yok aslında. Burada karşıdaki noktalara yine sık iğnelerle devam ediyoruz. Evet. Bakın bu şekilde. Burada sonuncuya kadar. Evet. Burada sonda ilk başladığımız noktadayız. Buraya yine 5 tane sık iğne yapacağız. İki, üç, dört. Şöyle birazcık sıkıştıracağız. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şu başlarkenki yere de ve bitişe de işaretimizi koyuyoruz. Birazdan zaten onları başka yere takacağız. Bu şekilde buradan hemen ilk gelen zinciri kaydırıyoruz ve birleştiriyoruz bu sırada. Bakın bu şekilde oldu.
Şimdi buradan bir zincir çekip devam edeceğiz. Sık iğneler yapmaya. Bu bir zincir çekmeyi bir daha yapmayacağız. İlk sırada. Bir daha sadece döneceğiz. Evet. Bak şuradaki noktamıza kadar sık iğneleri yapalım. Evet. İşarete kadar geldik. Şimdi modelimizi kuracağız artık. Bu iki işaretin arasına kuracağız. Şimdi 5 tane yapmıştık ya. Orası. Şimdi birincisini bir tane sık iğne yapıyoruz. Bakın şu gördüğünüz şuradan ve buradan devam edecek örnek çoğalmaya. Şimdi hemen yanındakini 3 tane sık iğne yapacağız. Aynı noktaya. 1 2 3. Bakın 3 tane yaptık. 1 2 3. Bunun ikincisine yine bir işaret iğnesi takıyoruz. Hep bu ikinciden çoğalacak çünkü. Ama bu iğneyi takmazsak da olur. Hani bakarsınız burada 3 tane var. Ortasından devam edersiniz. Ama iğneye eğer takarsanız hiç nereden yaptım acaba diye bakmadan dümdüz direkt devam edersiniz. Şimdi bakın. Burada arada bir tane sık iğne tek. Bu arası sonra açılacak. Şimdi diğer tarafa geçtik. Buraya da yine 3 tane. 1 2 3. Hem arttırıyoruz. Bakın şurası. 1 2 3. Arada bir tane var ve tekrar. Şuradan şunu çıkarabiliriz artık. Bunu çıkarıp buraya takalım. 1 2 3. Üçüncü yeri. Tekrar sık iğneler yapmaya devam edeceğiz. Yani bu beşincisi olmuş oldu. Devam ediyoruz. Artık yine sadece sık iğne yapacağız. Bak. Bu iki noktadan devam edecek. Şurası. Yine şimdi buraya kadar, iğnemize kadar sık iğne yapalım. Evet. Tekrar bu işaretimize geldik. Hemen bunu çıkarıyoruz. Çıkardığımız yere bir tane sık iğne. Yanındaki noktaya da 3 tane sık iğne. 1 2 ikinciye takalım. Hep ortadakini yapacağız çünkü. Ve bir tane daha. Biraz bu sert ip. Benim de elim çok sık olduğu için biraz sorun yaşadım. Bakın. Arada bir tane şurası. Bir tane sık iğne. Ve bir sonraki nokta. 3 tane yine sık iğne yapıp hem arttırıyoruz. Hem de köşe yapacağız. Yapıyoruz yani. Bunu çıkaralım. Evet bak. 1, 2, 3. Hemen ikincisine takıyoruz. Bakın artık şurada da şöyle bir görüntü var. Buraya değildi. Bir sonraki noktaya. Burayı kaybediyoruz. Evet, devam ediyoruz. Artık bundan sonra modelimizi kurduk. Bundan sonra sadece aynı işlemi yapacağız. Şimdi tekrar buradaki iğneye kadar örelim. Buradaki iğneler artış noktalarımız olacak iki tarafta da. Şu köşeler yani. Buraya kadar yine sık iğne örelim. Evet. Şimdi iğnemizin oraya geldik. Buraya 3 tane sık iğne yapıyoruz. 1
2 3 Hemen ikinciye 1 2 3 işaretimizi takıyoruz. Bakın şimdi 3 tane sık iğne yapacağız. 1 iğneye kadar. 3 Yine iğnemize geldik. Buraya yine 3 tane sık iğne. 1 2 3 Hemen ikincisine takıyoruz ve devam ediyoruz yan taraftan. Şimdi artık bundan sonra yapacağımız işlem sadece bu. Bu şekilde devam edeceğiz. Ben şimdi size göstereceğim. Bakın. Bakın. Şimdi bu iğneleri koyduğumuz, yani 3 tane sık iğne yaptığımız yerde ikinci sık iğneden hep arttırmamızı yapacağız. Yani ikinci sık iğne hep 3 tane sık iğne yapa 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 artıracağız. Bu işaretleri koyarsanız da sadece işaretlerin olduğu yere 3 tane sık iğne yapıyorsunuz. Diğer noktalara bu şekilde dönüyorsunuz. Diğer noktalara tek sık iğne yapıyorsunuz. Sadece işaretli noktalardan artış yapıyoruz. Şimdi ben bunu öreceğim. Bayağı böyle bir büyüteyim. Daha net görmenizi sağlamak için. Daha sonra tekrar geliyorum. Evet arkadaşlar, bakın bu kadar ördüm görmeniz için. Gayet muntazam. Hep aynı işlemi yaptım. Bu işaretli yerlere 3 tane sık iğne. Diğer yerlere tek sık iğne. Bu şekilde döne döne istediğiniz ölçüye gelene kadar, yani arttırmaları buradan yapmış olduk. İstediğiniz ölçüye gelene kadar döne döne örüyorsunuz. Buradaki zinciri 30 çekmiştim. Bunu mesela 15 çekseniz daha küçük bir dikdörtgen elde etmiş olursunuz. Evet, umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.